Hadi büyük anne oyun oynamayı bırak. İlk turda benim için kola tadında jöle hazırlamanızı istiyorum. Tamam, bu kolaydır. Yaparız bir jöle. Jöle mi? Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Nereden başlayacağıma dair bir fikrim var. Öncelikle tabii bir kola almamız gerekiyor. Bunu ne kadar muhteşem yaparsam o kadar havalı olur. Aa, neredeyse mükemmel. Neyse, bunu ne içelim? Cılsır, sen iyi olur. Bu çok kaba. Teşekkürler büyükanne. Öncelikle kola şişesini biraz boşaltmam gerekiyor. Bunu en keyifli şekilde yapacağım. Ah, ve şimdi benim özel geğirme. Vay canına, bu ne böyle? Hindisi de kabalık hakkında bir şeyler diyordu. Tamam, kolaya biraz şeker eklememiz gerekiyor. Öylece daha lezzetli ve daha güzel olacak. Sonra aynı şeye mısır şurubu dökeceğim. Onun sayesinde kolam yakında jöleye dönüşecek. Ve geriye kalan tek şey onu iyice sallamak. Oh, pardon. Tamam, kapattık. Sallıyoruz. Çalkaladık. Aa, bir şeyler olmuş. Çok yapışmış elime. Onu zorla koparmamız gerekecek. Yoksa bir kişi çay eserimi nasıl deneyecek? Hadi ama, hadi, çok az kaldı. Ay, işe yaradı. Pekala, jöle neredeyse hazır. Sadece onu biraz soğutmak kaldı. Böylece tadı daha da jöle benzeri ve lezzetli olur. Tamam, soğutuyoruz. Hazır. Her nasılsa her şey çok zor. En iyi jöle sadece buza koyulmuş sıradan baldır. Bu harika fikir değil mi? Aynen, tamamen saçmalık. Size gerçek jöleyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle kola bir tavaya dökülmelidir. Bundan sonra bu kola içine halka şeklinde jelibon atacağım. Ve eriyecekler ve gelecekteki çay eserim daha da lezzetli halde olacak. Son madde gizli. Jöleye parlak bir renk katacak. Şimdi ortaya çıkan karışım bir tavada pişirilmeli ve iyice karıştırılmalı. Sonra jöle hazır olduğunda onu bir şişeye dökebilirsiniz. İşte böyle. Ve son adım jöleyi soğutmaktır. Bununla kimse sıvı nitrojenin başa çıktığı gibi başa çıkamaz. Şişeyi doldurmak gerekiyor. Sonra birkaç saniye beklemek gerekiyor. Çocuklar dikkatli olun. Yetişkinler olmadan nitrojene yaklaşmayın. İşte bu hazır. Hadi tadabilirsin. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Her şey çok lezzetli görünüyor. Belki de ilk önce büyük anneminki olmalı. Sade bala çok benziyor. Şimdi şef Annie'nin sırası. Tabii güzel görünüyor ama jöle neden bu kadar parlıyor? Genellikle yenilebilir şeyler bu kadar parlamamalı. Neyse, şimdi Jill'in yemeğini kaldı. Çok lezzetli. Sanırım kimsenin sorusu kalmadı. Jill kazandı. Biliyordum, bu kadar çok uğraşmam boşuma değildi. Ah, bu da ne böyle? Bu waffle. Ve benim için waffle yapmanız gerekiyor. Tamamdır. Yaparız. Waffle mı? Ama nasıl yapacağım? Aa, waffle benim özel yemeğim. Bu turda torunum için güzel bir şey yapacağım. İşte yumurtaları kırdık. Kaseye ekledik. Tamamdır. Un, tereyağı. Peki şekersiz ve sütsüz yapamayız. Ay, Lizzie sütmüş. İnanılmaz bir şey. Tamam, hamur neredeyse hazır. Şimdi karıştıralım. Aa, bu hiç etkileyici değil. Makine bununla daha hızlı başa çıkacak. Ya nasıl olur böyle? Hızlanmam gerekiyor. En iyi waffle ben yapacağım. Üzgünüm ama iki çırpma teliğiyle daha hızlı olacak. Bir şeyden şüpheleniyorum. Bence ben yine daha hızlıyım. İşte hızlı. Hamuru sadece küçük parçalara bölmek gerekiyor. Ve özel gıda boyasıyla boyanması gerekiyor. İşte bunlar. Hadi hepsini boyayalım. Hazır. Şimdi waffle'ları pişirebiliriz. Renkli hamurlar, renkli waffle'lar yapabilirim. Bakın ne kadar güzel. Ben de lezzetli bir şeyler istedim. Vay canına, çok güzelmiş. Hepsini yiyeceğim. Tamamdır. Hala
Ya büyük şef en iyiyle rekabet edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Her neyse, hiç de öyle değil. Gökkuşağı waffle'ım hazır. Şimdi onu güzelce sunmamız gerekiyor. Neden bunu siyah bir tabakta yapmıyorsunuz? Ve tabii ki krema ekliyoruz. Böylece bulutlara benzeyecek. Ve birazcık daha rengarenk pasta sosu gerekiyor. Okay. İşte baksanıza müthiş olmuş. Torunum en çok benim. Büyük annesinin waffle'larını sevecek. Biliyorum. Ama onlar da hazır. Onların üzerine dondurma ekleyeceğim. Ve tabii ki meyveler de süsleyeceğim. Böyle güzel güneşli parlak waffle'lar oldu. Tamamdır. Birazcık şurup da ekledik. Ah, ne yapıyorsun Jill? Waffle'ın nerede? Sakin olun. Her şey kontrolüm altında. Şimdi fazladan waffle olacak. Yoksa değil mi? Tamam, sanırım bir şey buldum. Ama bu gerekmiyor. Bu nereden geldi? Tatlı. Ama şimdi senin yerin değil. Bakalım bu ne? Noodle. Harika. Bu hızlı yapılan noodle yeni waffle'larım olacak. Bakın işte açıcı bir noodle waffle olacak. Hayır, bu kesinlikle iyi bir şey değil. Bunu Vicky'ye soralım. İşte bu. Bu da ne böyle? Bu ne, noodle waffle mı? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Umarım tadı lezzetli olur ve beni şaşırtır. İlginç. Hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Bakalım büyük annem ne yapmış bana? En sevdiğim waffle'lar gibi görünüyor. Evet, mükemmel bir şey. Teşekkürler büyük anne. İnanılmaz derecede lezzetli. Vay be! Bu şef Annie gerçekten sanat eseri yapmış. Ayrıca çok lezzetli. Bravo! Belki de bu sefer... Awesome. Kimse büyük annenin waffle'larıyla kıyaslanamaz. Onları çocukluğumdan beri seviyorum. Evet, yaşasın. Biliyordum. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer donut istiyorum. Umarım beni onlarla şaşırtabilirsiniz. Okay. Tamamdır. Ben de yaparım lezzetli bir şey. Lezzetli mi? Aynen. Bu arada Nutella çok lezzetli. Başladık mı? Pardon. Çikolatayı sildik ve başlıyoruz. Ama şimdi Oreo'yu kullanacağım ve içindeki kurabiyeleri paramparça edeceğim. Çünkü kırıntı şeklinde gerekiyorlar. Dadam hazır. İşte şu kırıntıları ve Nutella'yı karıştıracağım. Ve pişirmenin en sevdiğim kısmı her şeyi ellerinle karıştırmak. Tadına bakalım. Nefis. Sadece ortaya çıkan çikolata karışımını donut yapmak için kullanacağım. Bu arada böyle özel makinem var. Nerede o? İşte donut karışımı geliyor. Teşekkürler şef. Onu kalıptan dolduruyorum ve bekliyorum. Ne kadar yavaşsınız. İşte benim mini donutlarım hazır. Bakın ne kadar güzel. Şimdi onların ikiye bölünmeleri gerekiyor. Çünkü içine lezzetli şurup ekleyeceğim. Tamamdır. Ekliyoruz. Neredeyse hazır. Şimdi donutlarımı yukarıdan üzerinden süsleyeceğim. Sıvı marshmallow'ya ihtiyacım var. İşte tamamdır. Bunun için onu bir torbaya koyacağım. Ve böyle üzerini delikten dolduracağım. Çok kolay ve lezzetli. Ve son adım kaldı. Pasta süsü. Onsuz donutlar donut olmaz. Bakın müthiş olmuş. Daha neler? Ben de iyi bir şey yapacağım. Bakalım benimkiler de neredeyse hazır. Biraz sıcak. Ama neyse, şimdi pudra şekeri üzerine serpiştireceğim. Jill, özür dilerim. Neyse, sorun değil büyük anne. İşte her şey hazır. Bu donutlar gerçekten lezzetliler. Ben de denemek isterim. Bu senin için değil, kardeşin için. Tamamdır. Bakalım ben ne yapacağım.
Ah, neler oluyor? Büyük anne ne yaptın? Burada tehlikeli şeyler yapamazsın. Tamam değil. Bakın ne kadar güzel düşünmüşüm. Şimdi donutları Nutella'ya batırdım. Ve tabii ki kendim de deneyeceğim biraz. Tamam değil. Hadi Vicky seç bakalım. Aa şef Annie'nin ne kadar güzel donutları var. Onları ilk deneyeceğim. Mükemmeller. Çok inanılmaz bir şey. Aa şimdi ne yapsam? Büyük annemin donutları. Bakalım. Lezzetli ama çok sade. Ben daha fazlasını bekliyordum. Jenna umarım gerçekten iyi yapmışsın. Vay canına çikolata hoşuma gitti. Ama yine de Şef Annie'nin donutları çok lezzetliydi. O zaferi alıyor. Ve şimdi birileri yeteneklerimi bir kez daha takdir etti. İlk turda benim için yumurta hazırlayın. Bu benim en sevdiğim kahvaltı. Kolaydır. Benim bana yardım edecek ketçubu arttırmayı çoktan öğrendim. Tamam kardeşim, senin için her şeyi yaparım. Öncelikle tavaya bir kalıp koymamız gerekiyor. Benimki böyle bir tavşan yüzü olacak. Sonra beyazlarını ve sarılarını ayırmamız gerekiyor. Bunun yapılması gerekiyor çünkü tavşanın gözleri sarıdır. Ve yüzünün geri kalanını böyle beyaz yapacağım. Büyük baba nasıl olmuş? Bence çok hoş görünüyor. Tamam, benim de başlamanın zamanı geldi. Sana böyle gözlük takmamanı söylemiştim. Ne yapıyorsun ya büyük baba? Bu benim için. Çok önemli. Benim için yapabileceğim her şeyi görebilirsiniz. Baksanıza şimdi küçücük yumurtadan kocaman bir şey yapmak zamanı. Evet ve bu. Aman tanrım bu ne böyle? Korkuyorum. Evet korkun zaten. Bu bilim neyi gösterecek bize? Kocaman yumurta ve onu kızartıyoruz. İşe yaradı. Pekala. Kıskanıyor musunuz? Bu gerçekten saçmalık. Neyse şimdi size gerçek yemek nasıl yapabileceğini göstereceğim. Tamamdır. Öncelikle böyle kalıplara döktüm. Ve şimdi pişirebilirim. Baksanıza yumurtalar hazır olana kadar ben de böyle sandviç yapacağım. Öncelikle avokadoyu parçalayıp böyle ekmeğe sürmemiz gerekiyor. Tamamdır. Şimdi yumurtaları böyle koyduk ve servis edebiliriz. Mükemmel değil mi? Benim tavşanım da hazır. Gözleri çok büyük. Ben de dünyanın en büyük yumurtasını yaptım. Çünkü bunu kesinlikle daha önce görmemişti. Ve bu arada ketçabı da unutmamalıyız. Pekala Vicky, kazananı seçme zamanı. Çok lezzetli görünüyor. Belki önce ablamın yaptıklarıyla başlamalıyım. Bu harika bir fikir. Ne kadar tatlı bir tavşan. Ben çok sevdim. Oley, sevindim. Şef benim için ilginç bir şey yapmış. Aa, yine tavşan. Ama bu sefer performans tamamen başka. Lezzetli mi? Yumurta evet ama avokado sevmiyorum. Hatta nefret ediyorum. Nasıl ya? Nasıl oldu böyle? Bu da ne böyle? Büyük baba bu ne tür bir şey? Hayır. Sevmedim deneylerini. Bence ablam kazanıyor. Yaşasın. Vicky'nin seveceğini biliyordum. Hadi çak. Tamam hızlı istersen. Ve ikinci turda bana böyle bir kokteyl yapın. Birkaç harika tarif biliyorum. Bu çok ilginç bir görev. Kokteyl mi? Kolay. Herhangi bir sıvıyı karıştırmaya çok alışkınım. Öncelikle çubukta şeker yapmak istiyorum. Bunu yapmak için şekerleri sıvı haline getirip döküyorum ve içine çubuklar ekliyorum. Doldurduk. Müthiş. Geriye sadece zaman. Bekleyelim.
Aa, evet, büyük baba uyumuş gerçekten de. Çok iyi. Daha az gürültü olur o zaman. Ben de kokteyli için taze çileklerimi, Sprite ve buz karıştıracağım. Bunu bir karıştırıcıda yapacağım. Böylece gerçekten mükemmel bir kokteyl olacak. Tamamdır. İlk kısmı hazır. Sıradaki hamlede mango var. Onu Sprite ile ve yine buz ile karıştıracağım. Ve sonra birkaç tane şey ekledim ve yine karıştırıyorum. Yaban mersinini gerçekten çok severim. Ve bu benim kokteylimin 3. katmanı. Ve mükemmel bir pipetle süsledik. Aman tanrım! Ne oldu böyle? Ah tamam, uyandım. Hazır galiba. Mükemmel şekerler oldu. Pekala. Kıskanıyor musunuz beni? Bu kristaller ne kadar da güzel. Baksanıza. Tamam. Şimdi bardakları alıp içine renkli bir şey koyacağım. Mükemmel. Şimdi bardakların içine kristallerimizi koyduk ve Sprite ekliyoruz. Herkes hazır. Ama ben ne yapacağım? Biliyorum, korkmayın. Sadece Skittle atılacağım. Çünkü Vicky onu çok seviyor. Tamamdır. Biraz tadına baktık ve devam edebiliriz. Onları akvaryumun dibine koyduk. Ve şimdi buz ve jelibon ekledik. Üzerinden de tabii ki mavi Fanta. Tamam. Şimdi bu bizim kokteylimiz. Pipete ekledik ve tadam. Bu kokteyller çok ilginç görünüyor. Sanırım bu havalı deniz kokteyliyle başlayacağım. Güzel ve lezzetli. Sen de başardın şef. İnanılmaz derecede lezzetli. Çok uğraştım. Büyük baba, senden kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum. Ama ilginç görünüyor. Tadına nasıl bakacağım? Aa evet. Mükemmel bir kokteyl. Bayıldım şekerlere. Çok iyi. Büyük baba sen kazandın. Ne? Ben mi kazandım? Gerçekten mi? Aa, oley! Yaşasın. Biliyordum. Üçüncü turda benim için böyle ilginç bir salata yapın. Salata mı? Kolay. Yes. Tamamdır. Hiç salata hazırlamadım. Ama bence bu kolay olacak. Biberle başlamak gerekiyor. Tamam, bakalım nerede? Bunu kullansam nasıl olur acaba? Toprak. Şimdi de ekeceğim onları. Baksanıza, tohumlarım da var. Tamamdır. Bu arada tohumlar gerçekten çok iyi sulanmalı. Büyük baba, abartmış olabilir misin? Oho, hayır, sorun değil. Neyse, sadece su. Tamamdır, bakın. Salata ne kadar çabuk çıktı. Bence bu gerçek bir mucize. İşte bu yüzden salatamı hazırlayabilirim. Evet, büyük baba. Açıkça bizi şaşırtıyorsun her keresinde. Nedenmiş o? Bence çok iyi oluyor. Baksanıza, çıtır çıtır ekmek, fasulye... Aman tanrım, iğrenç görünüyor. Neden öyle diyorsunuz? Bu sadece bir dinozor. Mükemmel bir yaşam alanı yaptım. Çimenler, kayalar, tam gereken. Sanırım bu iğrenç şeyi aşabilirim. Tamam, her türlü salata yapmak için bir sürü sebze gerekiyor. Öncelikle onların hepsini kesmeliyim. Paramparça edeceğim. Çok eğlenceli. Ama sade salata sıkıcı bir şeydir. Bu yüzden modern sanat tarzında yapılmış bir salata yapacağım. Ne yapıyorsunuz şef? Hayır, bakma buraya. Ben çok ilginç bir şey yapacağım. Önce tabağı sosla yağlamamız gerekiyor. Ardından siyah ekmeğin küçük kırıntılara öğütmek ve böyle eklemek gerekiyor. Sonra kırıntıların üzerine sos ekleyeceğim. Şimdi sebzeler. Ve onları yine böyle yetişmiş gibi yapacağım. Sanki bir bahçe salatası.
Aman tanrım, bunlar gerçekten sıradışı görünüyor. Büyük babamın benim için hazırladığı şeye bir bakalım. Ne kadar kıvılı kocaman bir dinozor. Acaba neyden yapılmış? Bu çikolata. Ayrıca inanılmaz derecede lezzetli. Bu nasıl bir kaya? Berbat fasulyeden nefret ediyordum. Bunu tahmin etmeliydim. Tamam ablacığım, sen ne yapmışsın? Lezzetli. Çok güzel çizmişsin. Vay be. Ama şefin salatası en havalı görünüyor. Bunu denemeliyim. Kaşığın nerede? İşte bu. Hayır. Orada böyle bir yeşillik var. Onu sevmiyorum. Sen hala çok küçüksün. Ablacığım sen kazandın. Tebrikler. Salatanı çok sevdim. Yummy. Yaşasın. Bugün çok şanslıyım. Kendimi gerçek bir aşçı gibi hissediyorum. Çocuklar merhaba. Yeni bir mutfak mücadelesine geldiniz. Pastayı süsleyin. Şimdi küçük Alice istediği pastayı gösterecek ve sizin göreviniz onu hayata geçirmektir. Hazır mısınız? Herkesin hazır olduğunu görüyorum. Pekala, hadi başlayalım. Tamamdır, yumurtalarla başlayacağım. İşte bu kırıldı. Tamam, bunları çıkaralım buradan. Yapış yapış yumurta. Aman tanrım, çıkaramıyorum. Şimdi sana yardım edeceğim torunum. İşte bu şekilde çıkarıyorsun. Teşekkür etme. Tamamdır, yumurtalarla devam o zaman. Bir tane daha alalım, hazır. Sonra ne yapmam gerekiyor? Ne? Şeker mi? Yani biraz şeker ekleyelim. Ama büyük anne, bu pasta tatlı olmalı. O yüzden bir sürü şeker ekleyelim. Ne kadar lezzetli. Tamamdır. Biraz abarttım sanırım. Tadına bakabilir miyim? Biraz tadına baktım. Bu kötü mü? Neyse, sen ne yapıyorsun büyük anne? Süzle, dökelim. Açılmıyor. Şimdi açacağım. Hayır, her şey döküldü. Ama burada çok az şey kaldı. Neyse, endişelenmeyin. Hazır. Büyük anne, senden un ödünç alabilir miyim? Her yere un oldu. O kadar korkunç mu? Hadi ama büyük anne. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Şimdi tatlı bir yüzüm oldu. Neyse, unu ekleyelim. Biraz karıştıralım. Biraz fazla oldu sanki ama neyse, yapılacak bir şey yok. Tamamdır. Bu çırpma teli oldukça iyi değil. Ellerimle yapacağım. Aman tanrım. Ne yapıyor? Bu nesil kayıp. Neyse. Eğer sizin için her şey bu kadar kolaysa, o zaman ben daha iyi yapalım. Gördünüz mü? Modern nesillerde yeni güzel bir makineler kullanabiliriz. Hamurum nasıl olmuş? Her şey yeterli mi? Biliyorum. Biraz kakao ekleyeceğim. Tamamdır. Çikolatalı hamur olacak böyle. Karıştırıyoruz ve kaseye döküyoruz. Şimdi ise bunu fırına götüreceğim. Sırtım. Neyse. Aman tanrım. Her şey yolunda. Geliyorum. Büyük anne, iyi misin? Neyse, ben de yapayım. Bir şeyler yiyeceğim. Durun. Bingo. Tamam, anladım. Şimdi bunu kullanacağım. Nasıl kullanacağımı soruyorsunuz. İşte böyle parçaladım. Ve bunu kalıpa dolduruyorum. Harika oldu. Kalp şeklinde kalıpım var. Şimdi ise hamuru üzerinden dökeceğim. Böyle kaselere ayırdık ve rengarenk edeceğiz. Baksanıza, gıda boyasını kullanıyorum ve karıştırıyorum. Mükemmel renkli hamurum olacak. Benim kadar parlak. Hazır. Şimdi her şeyi döküyoruz kılıba. Ve güzel rengarenk pastamız pişmeli. Hadi onu götürelim fırına. Büyük annem uyuyor. Neyse, sessizce fırına koydum. Geldim.
amatörler. Pastaları fırına çoktan koydular bile. Bu yüzden benim güzel zamanım geldi. Baksanıza, rengarenk hamur yapacağım. Şimdi en sevdiğim yuvarlak şekilleri alıyorum. Kalıplar hazır. İçine muhteşem renkli hamuru döküyorum. Ve hazır olduklarında keklerimin en iyisi olacağını hazır olun. Ah bebeğim, üşüdün sen galiba. Sana battaniyeyi vereceğim. Ah, güzel değil mi? Ah, teşekkürler. Gideyim yemeğimi çıkarayım. Battaniyeyi çıkarma, tamam mı? Pekala ya. Aa, bu ne? Kurabiye mi? Ne yapıyorsun ya? Çekil buradan. Geçmeme izin ver. Harika. Geldim. Ay, güzel kokuyor. Şef, buna bakın. Harika değil mi? Bence bisküvi harika olmuş. Aa, tamam Cil. Şurubu bana ver. Aa, daha iyi oldu. Şimdi güzel bir pasta yapacağım. Ve en önemlisi orijinalinden bir fark edilemez. Öyle değil mi? Aa, benim pastam da hazır. Nasılsın orada? Bahçenin sıcacık. Aman tanrım. Görünüşe göre iyi olmuş. Onu tatlı bir şeyle kaplamalıyız. Örneğin sıvı marshmallow'la. Ama önce tadına bakalım. Leziz bir şey. Pekala, bu kadar. Kaplıyoruz ve hazırız. Burada şeker ve çikolata malzemelerimiz var. Tüm pastayı süslemek istiyorum. Bence harika olacak. Süper lezzetli çikolatalı, süper tatlı bir pasta. Böyle bir şeyden kim hoşlanmaz ki? Küçük Alice buna bayılacak. Evet, alkışların için teşekkürler. Benim pastamın gerçekten böyle güzel olması, aman tanrım, denemek istiyorum. Anne! Aa, tabii, teşekkürler büyük anne. Aç bir bebek için ne pişirdiğimizi unutmayalım. Pastayı mahvedemem. Pekala, bisküvilerim hazır. Çıkarmamız gerekiyor. Güzel kokuyor. Hemen tüm bisküvileri çıkaracağım ve mükemmel pastamı toplayacağım. Sadece bu parlak renklere baksanıza. Ve kar beyazı kremayı ekliyorum. Harika. Şimdi biraz tatlı şey de ekleyeceğim. Hazır. Pasta süsümüz de burada. Böyle birkaç dokunuş. Rengarenk pasta oldu. Harika bir gökkuşağı. Nasıl buldunuz? Havalı değil mi? İşte kremayı dolduruyoruz kalıfa. Takıyoruz. Ve pastam sonunda hazır. Bence harika görünüyor. Vay canına, ne güzel kekler. Vay be, bu Rapunzel mi? Vay canına, ne kadar güzel, tadına bakmalıyım. Aman tanrım. Çok lezzetli. İnanılmaz çikolatalı pasta. Nice. Ay, afiyet olsun torunum. Şimdi senin sıran. Aman tanrım, bu çok lezzetli. Yummy. Harika olmuş ablacığım. Yumuşacık. Bu da çok iyi. Son pasta. Senin de tadına bakalım. Aa, gökkuşağı var burada. Vay canına. Pasta harika görünüyor. On üzerinden 10. Evet, bu çok iyi. Şefin pastası daha güzel. O kazandı. Evet, yaşasın. Biliyordum.